Evet, Gökçe'de hoş geldiniz. Bugün tek başıma yakalı pişir yapacağım. Sahile geldim. Şimdi yaklaşık rüzgar 19 kilometrelerde. Deniz suyu sıcaklığı da 19-20 derecelerde. Şöyle arka taraftan gördüğünüz gibi ters rüzgar estiği için kıyılar gayet sakin. Kayalık bölgelerde havlanacağım ve daha sonra döndüğümde de bir Japon yemeği yapacağım. Birlikte Japon yemeğini deneyeceğiz. Daha önce yapmadık. Yani biz daha önce yedik ama videoda yapmadık. Bakalım beğenecek miyiz? Ona göre soslarıyla falan birlikte yapalım yemeğimizi. Şimdi denize gidelim. Denizde şimdi kafamda bu yemeği yapmak için eşkina var. Bir iki taş altı bakıp eşkina vurursam çıkacağım. Hemen onu pişireceğim bir şekilde. Başka da çok fazla kovalamayacağım. Kısa bir video, kısa bir deniz turu yapayım dedim. Şimdi denize doğru giyinelim bakalım. Denizde bizi neler bekleyecek? Hemen denizin içine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet dostlar, söylediğim gibi bir tane eşkina aldım, bir tane sargoz aldım. Hemen zaten geç saatte gelmiştim, iki tane balık vurup hemen çıktım. Hatta eşkinayı vurup çıkacaktım sadece ama dedim ki iki tane balık olsun, onun tadı nasıl, onun tadı nasıl oldu falan diye böyle bir sizinle paylaşayım dedim. Şimdi bugün sashimi yapacağız arkadaşlar. Japon mutfağının en önemli yemeklerinden biri. Bütün dünyada tabii biliyor ve seviyor. Balık sevdalıları
balıktan hoşlanan, sushi veya çiğ balıktan hoşlanan herkesin yiyebileceği bir yemek olacak. Şimdi ikisinden de fileto çıkartacağım. İnce ince kesmeye çalışacağım. Sashimi'ye benzer bir şekilde kesmeye çalışacağım. Ve daha sonra soya sosuna batırıp yiyeceğim. Bir de hardal zeytinyağı ve bol acılı wasabi tadında bir sos daha yapacağım. Bir ona batırarak yiyeceğim balıkları. Ve anlatacağım size hangisi daha iyi. Ben dediğim gibi sashimi genelde somon balığından yapılıyor. Ve balık listesinde karagöz de vardı. Yani karagöz balığı varsa eşkine balığı ona 10 basar. Karagöz varsa sargoz onun babasıdır diyeyim size. Yani şimdi ikisinden de çok sağlam sashimi olacaktır diye düşünüyorum. Bunda zeytinyağı yok bu yemekte ama ben yine belki eklerim. Biliyorsunuz biz Ege kültürü bizim artık içimize işlemiş. Çatal olarak iki tane çöp şiş kullanacağım. Bu yemekte en önemli mezelerden biri turp ve havuç kullanılıyor. İnce ince kesiliyor. Bir tane turp evde buldum. Kestim. Turpu kullanacağım. Kırmızı biberim var. Eva doldurmuş yine. Yeşil soğanım, marulum ve rokalarımız var. Onlarla da kendime güzel salata gibi kenardan garnitür yapacağım. Şimdi hızlı bir şekilde balıkları ayıklayalım. Eşkinenin eti çok yumuşaktır. O yüzden sashimiye bence çok uygun olacaktır bu balık. Diye düşünüyorum. Birazdan sizinle deneyimimi paylaşacağım. Sashimi bizim gibi balıkçıların en önemli yemeği olabilir. Çünkü sadece soslara batırıp yiyorsun. En çabuk, en hızlı yenilebilecek balık yemeklerinden biri. Evet, şimdi eşkineye bu tarafta, sol tarafta. Evet, burada sinekler var. Demek ki burada daha önce mangal yapılmış. Genelde öyle oluyor. Mangal yapılmış. Sahillerde sinek bol olur. Evet, bir sos tabağımıza soya sosu, diğerini de hardal ve zeytinyağı koyacağım. Biraz da acı biber. Bol acı biber.
sineklerle başımız belada. Evet, turpumuz da. Bence hazır. Evet, şimdi başlayalım bakalım. Evet, Eşkina'dan başlayacağım. Evet, Sargos. Eşkina. Ben bir fark göremedim arkadaşlar. Burada en önemli şey balığın taze olması zaten. Balık taze olduğu sürece hangisi olduğu hiç fark etmez. Kılçıksız filetoyu alın, ince ince kesin. Denizden çıkar çıkmaz soya soslarınız yanınızdaysa çatır çatır yiyebilirsiniz. Herkese afiyet olsun, muhakkak deneyin.